Ankara merkezli soruşturmada 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz kara havacılık iddianamesini tamamladı. İddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Malezya hükümeti de FETÖ üyeliğinden aranan 3 kritik ismi Türkiye'ye iade etti. FETÖ ile mücadelede operasyonlara ara verilmeden devam ediliyor. Ankara merkezli yeni operasyonda 38 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı kapatılan FETÖ eğitim kurumlarına ilişkin yeni operasyon başlattı. Baylok listesinde ismi bulunan FETÖ'ye mali yardım yapan 38 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 15 Temmuz'da kara havacılık komutanlığı yaşananlarla ilgili iddianamesini tamamladı. 152'si asker, 3'ü sivil, 155 şüpheli için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede pilotlarla kule arasındaki ses dosyaları da yer aldı. Kulenin pilotlara Genelkurmay Başkanlığı civarındaki tüm polis araçlarının vurması talimatı vermesi dikkat çekti. Ses kayıtlarına göre pilot kuleye, buradaki tüm araçlarda mavi tavan lambası yanıyor, ambulanslar da var uyarısına rağmen, kulede bulunan FETÖ mensupları tüm polis araçlarını vurun emrini tekrarladı. FETÖ ile ilgili bir başka gelişme ise yurt dışında yaşandı. Malezya'da FETÖ bağlantılı 3 kritik isim için yakalama ve gözaltı kararı verildi. FETÖ yöneticileri Turgay Karaman, İhsan Aslan ve İsmet Özçelik tutuklanarak Türkiye'ye gönderildi. Malezya Polis Genel Müfettişliği söz konusu 3 kişinin FETÖ yöneticiliği suçlamasıyla Türkiye'ye